Merhabalar, ismim Bahar. Mekan cinsiyeti ve yeni orta sınıf karşılaşmaları Çekmeköy örneği başlıklı sunumu gerçekleştireceğim. Öncelikle çalışma yüksek lisans tezidiydi. Burada yeni orta sınıf kadınların özellik inşasına odaklandım. Özetle aslında yeni orta sınıf kadınların aile içi rolleri, tüketim biçimleri, mekan algıları, pratikleri, yaşam tarzları, kimlikleri ve aidiyetlerine konu aldım. Onu daha rahat takip edebilmek adına argümanları başta veriyorum. Yeni orta sınıf homojen bir sınıf değildir. Kültürel sermaye ve iktisadi sermaye, seküler ve muhafazakar yaşam tarzları bağlamında ayrışmaktadır. İktisadi sermayeleri arzu ettikleri statüde görünmeye yetmemektedir. Öznellik inşaları çeşitli çelişkiler içermektedir. Çalışmamı Çekmeköy'de gerçekleştirdim. Çekmeköy'de bir sitede. Çekmeköy nüfus verilerine baktığımda son 15 yılda %465, son 10 yılda %217 büyümüş olduğunu gördüm. Burayı çekim merkezi haline getiren şeyin ne olduğuna baktığımda ise birinci nokta aslında 99 depremi. 99 depremiyle beraber Çekmeköy aslında zemin sağlamlığıyla bilinen bir yer. Ve tabii ki bu travmatik olayla beraber İstanbul için güvenli konut arayışı doğuyor. Dolayısıyla Çekmeköy bu talebe cevap veriyor. Ancak benim çalışmış olduğum grup bağlamında iki önemli nokta var. Birincisi kuzey ve kuzeydoğusu alemdağ ormanlarıyla çevrili. Dolayısıyla bu yeni orta sınıf içinde doğal çevrede yaşama arzusu çok yüksek. Buna cevap veriyor. Tabii ki bunun getirmiş olduğu şeyler var, aktiviteler var. Bunlara cevap veriyor. İkinci ve bence daha önemlisi ulaşımın kolay olması. Şöyle ki sözü geçen sınıf Plazalar bölgesinde yaşıyor, çalışıyor ve Çekmeköy ikinci köprü üzerinden bağlantı yolları olduğu için bu bölgeye çok rahat ulaşılabiliyor. Daha kısa bir sürede ulaşılabiliyor. Ve tabii ki aslında Avrupa yakasındaki bu mesafe bağlamını düşündüğümüzde yakın yerlere göre daha ucuz bir konut stoğuna sahip. Dolayısıyla bunlar Çekmeköy'ü çekim merkezi haline getiriyor diyebilirim. Mülakatlarımı 24 yeni orta sınıf kadın ve 5 bakıcı gündelikçi kadınla ayrı ayrı yarı yapılandırım soru formlarıyla gerçekleştirdim. İşte ortak alanında bunlara oluştu. 2017 Mart'ta başladım. Tam bir yıl sürdü. Daha çok aslında mülakatlarımın Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşti. Çünkü havuz önemli bir noktaydı. Zaten sunum yılanını anlatacağım. Havuza çok fazla kişiyle karşılaşabildim ve sonrasında aslında çok da beni besleyecek şeyler olmadı. Dolayısıyla 24 yeni orta sınıf kadınla tamamlamak durumunda kaldım. Gözlem ise yine aynı yerde bu site içerisinde gerçekleştirdim. Site ortak alanı kullandım. Kamelya vardı. Havuz, yürüyüş parkuru ve parktan oluşuyor zaten. Küçük bir alan diyebilirim. Buralarda gerçekleştirdim. Mesleğin tam karşısında bir kamusal alan var. Daha büyük diyebilirim bu kamusal alan için siteden. Bu alanda yine gözlemlerimi gerçekleştirdim. Burası aslında ben daha çok site içi ve dışı yaşamın ayrışmayı görebilmek adına burada bulunmak istemiştim en başta. Ama sonrasında şeyi fark ettim ki burada da insanlar, yani site içerisindekiler burada bulunuyor. O yüzden biraz daha gözlerimi o tarafa da kaydırdım. Ve birkaç tekrar edilen, yani çok sık tekrar edilen birkaç AVM ve kamusal alan vardı. Buralarda da küçük gözlemlerim oldu diyebilirim. Çalışmam üç kapsamda oluşuyor. Birincisi yoğun ebeveynlik. Çalışmış olduğum kadınlar ya kurumsal hayatta bulunmuş ya da hala daha bulunuyor olan kadınlar. Neredeyse hepsi bu şekilde. Hepsi en az bir çocuğa sahip. Ama şöyle bir durum var. Genelde dönmeyenler ya da dönemeyenler ev kadını pozisyonunda şu an aşamada. Ama bu pozisyonu çok aslında çizmiş oldukları bu imaj bağlamında ya da bir yeni orta sınıf resmi var aslında. O yeni orta sınıf resmini ev kadını asla oturmuyor, uymuyor. Bu şöyle bir durum aslında. Sorduğum zaman nasıl anladım diye soracak olursanız. Ben mesleklerini sorduğum, annelerin mesleklerini sorduğum çok rahat bir şekilde kendi tabirleriyle soruyorum. Ev hanımı dediler. Ama hani kendi mesleklerini sorduğumda bahsettiğim kadınlar bu arada 4-12 yıldır çalışmayan kadınlar. Kendi mesleklerini sorduğumda ya en son çalışmış oldukları pozisyonu söylediler ya
mezun olduğu bölümü ya da yapmak istediğini ve genelde aslında bu var. Yeni mesleğimi arıyorum. Bu prekaryalaşmaya çok ilişkili aslında. Çünkü bu kadınlar genellikle 30 yaş üzerinde hamile kalıyorlar, doğum yapıyorlar. Hatta genelde iki tane çocuğu olanlar vardı. Yani bu neredeyse 40 yaşında tekrar işe başlamak, 40 hatta bazen 45 yaşında bile kadınlar vardı. Ama hepsi yakınlıkları şeydi bu. İşverenler bunu çok tabii şey bulmuyorlar. Kabul edilebilir bulmuyorlar. Ne istedikleri pozisyonla başlayabiliyorlar. Ne istedikleri maaşla, ne istedikleri saatle başlayabiliyorlar. Yani aynı şey bekleniyor, performans bekleniyor. Tabii çocuklar önemli bir kısıt oluşturuyor. Eskisi gibi iş yemeklerine kalınamıyor, çok uzun mesai saatleri olamıyor. Tabii ki olanlar var bu arada, onlardan da bahsedeceğim ilerleyen sunumlarda. Dolayısıyla bu kadınlar ya evde kalmak zorunda kalıyorlar ya da tercihen çalışmıyorlar. Ama dediğim gibi asla da kendilerini anneleri gibi tanımlamıyorlar da. Bu durum aslında çalışmıyor, yani çalışmamak, zorunda kalmak veya tercihen bunu yapmamak iktisadi sermayelerinde bir kısıt oluşturuyor. Yoğun ebeveynliklerin aslında en önemli noktalarından bir tanesi de okul tercihleri. Bu bunu etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Aslında hepsinin bir arzusu var. Yani hepsi zaten özel okula gönderiyor neredeyse. Çok az devlet okulu, bilmiyorum yani şu an. Bir veya ikidir. Hepsi özel okula gönderiyor ama özel okulun skalası oldukça geniş. Ben çalışmaya başladığımda, çalıştığım dönem içerisinde 20 bin ila 50 bin arasındaki rakamları duymuştum. Yani o zamanın dolar kuru itibariyle söylersek 5.800 dolar ila 15 bin olması lazım. Evet, dolar aralığında. Bunlar sadece bu arada okul ücretinden bahsediyorum. İçerisinde yemek, işte servis vesaire bunlar yok. Aslında istedikleri şey daha kurumsal okullara, işte MEF gibi, Amerikan Koleji gibi ve bunlar üzerinden bir cemiyete dahil olma isteği, arzusu var. Ama iktisadi sermaye büyük kısıt oluşturuyor. Daha çok Katılımcı bahsettiği gibi aslında devlet statüsünde bir özel okul, bu tarz okullara göndermek. Yani o bölgenin içerisinde yerel bir takım okullar var. Bu okullara göndermek durumunda kalıyorlar. Sadece şunu söyleyebilmek adına, çocuğumu özel okula gönderiyorum diyebilmek adına. Çünkü ilk ben mülakatların sırasında bunu çok gördüm. Özel okula gidiyor, özel okula gidiyor. Hani baktığında sonrasında işte biraz muhabbet ilerlediğinde olay buna dönüyor. Devlet statüsünde bir özel okul. Bu iktisadi sermayelerin yetersizliğinin aslında bir diğer nokta gördüğümüz şu. Yardımcı tercihleri. Yardımcı bu arada bu site içerisinde söylüyorum, belli bir statüye işaret ediyor. Yani çünkü çok fazla yabancı yardımcı da var. Bunu gördükleri için özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden gelen kadınlar çok fazlaydı. Bunlar ailelerle beraber konaklıyor ve pahalı emek gücü aslında görece. Diğerleri ise civarda yaşayan, gece kondularda, apartmanlarda o bölgede yaşayan ucuz emek gücü kadınlar. Aslında bu çok arzu edilen veya kimliklerinin inşasının bir parçası olmayan yerler. Hatta bazen saklanan bile yerler. Çünkü ben yardımcınız var mı diye sorduğumda hayır yok deniyor. Ama sonrasında mesela bakıcısının veya belli aralıklarla bazen 2 günde, 3 günde bir gelen bir günde bir Çinli olduğunu öğreniyorum. Bunlar çok yardımcı tanımına girmiyor, söylenmiyor. Dediğim gibi daha çok işte Rusça bilen, İngilizce bilen, yani birden fazla dil bilen. İşte bu örnekte mesela Skype'la görüşme yapmışlardı. İş görüşmesi. Orada bakıcı kadın söylüyordu. İşte evde piyanonun olması, bir tablonun olması, kitaplıkların olması önemli tercih sebebi. İkinci nokta tüketim. Tüketim de bildiğiniz gibi aslında yeni orta sınıf, yeni orta sınıf için kültürel tüketim çok önemli. Kendilerini aslında bunun üzerinden yeniden üretiyorlar, var ediyorlar. Şimdi bir grup için, siteden sözlerini söylüyorum bunu. İktisadi sermayeleriyle de aslında bu şeyi yakalamış, yeni orta sınıf olmayı yakalamış kadınlar var. Bunlar için aslında bu kültürel sermayesi daha yüksek olan kadınlar içerisinde bunu görüyorlar. Yani işte bir Süreyya Operası'na gitmek önemli, işte bir bale temsili izlemek önemli. Bu gündelik hayatlarında var diğerleri için ya da vardı, duyuyorlar bunu. Kendileri de yapmaya çalışıyorlar, çalışmak diyorum yani buna.
Ama çok içselleştirebildikleri bir pratik olmadığı için sonu biraz hüsranla bitiyor. Diğerleri bağlamında konuşacak olsak ise onlar için aslında Çekmeköy ve çocuk sahibi olmak ikisi de çok büyük kısıtlar. Çekmeköy bir kere çok merkeze uzak bir yer. Kendi aracında gitmeye kalktığında bir trafik engeli var. Sonrasında hadi akşam döndüm, birkaç bir şeyler içmek isteniyor. Taksiye dönmek durumundasın. Bu iktisadi sermayeleri için zaten belli bir bütçe ayrılmış buna gidiyor. Bu bir kısıt oluşturuyor. Ayrıca işte çocuğu belli şekillerde organize etmek gerekiyor. Anneye bırakmak, babaya bırakmak, bazen bakıcıyı bu anlamda ikna etmek falan. Dolayısıyla biraz daha eskiye göre biraz değil, oldukça zor. Bazen mümkün değil hatta çoğu açısından bunu söyleyebilirim. Ama bunun yerine koymuş oldukları bir şey olduğunu gördüm. Bu da ilk önce bir şeyden bahsedecek olursam, bölgeden bahsedecek olursam. Şimdi benim çalışmamı yapmış olduğum böyle yer, bölgede bir sokak diyebilirim. Hani alışveriş yapılan bir sokak. Tamamen gurme isimdeki yerlerle kaplıydı. Benim ilk ilgimi çeken orası olmuştu aslında. Çok basit bir köfteci var. Kırmızı plastik sandalyeleri olan. Mesela gurme köfte. Bir kasap var normal, bildiğimiz mahalle kasabı, gurme kasap, işte gurme lavaş, yani daha ucu ne olabilir bilmiyorum. Gurme marketler zaten çok fazlaydı. Böyle bir gurme her yer gurme yani. Ne olduğunu istedi aslında, çalışmam sırasında anladım ne olduğunu. Bu eksik olan kültürel tüketimlerini gerçekleştiremedikleri için bunun yerine aslında bu iddiayı koyuyorlar, gurmelik. Yani bu seçkinliğinin bir göstergesi olması gerekiyor. Onu da ancak evimde gösterebilirim. Çünkü genellikle evde sosyalleşiyorlar. Nasıl gösterebilirim? Bu aslında şöyle bir şey de oluyor. Yani birçok internette artık birçok sayfada, sosyal medya sayfasında da görüyoruz. Yani İtalyan pizzası yapmak çok zor değil. Yani birazcık Instagram vesaire kullanıyorsa. Ama şu da var tabii. Bu insanlar kurumsal hayatta bulunmuşlar. Kurumsal şirketlerin hobi kulüpleri burada çok iyi bir işlev görüyor aslında. Belli akademilerle anlaşıyorlar, yemek yapım akademileriyle. Burada mesela atölyeler belli oranda indirim yaparak gidilebiliyor veya bazen hediye edilebiliyor. Dolayısıyla işte X bir akademide, örnek veriyorum, İtalyan pizzası yapım atölyesine katıldı ve bir misafir, sosyal çevresinden bir misafire geleceğini, bu önemli çünkü aileden geldiği zaman böyle olmuyor. Geleneksel usulü bir ağırlama şekli oluyor. Bu şekilde bir ağırlama gerçekleşiyor. Yani daha alkol olan, işte pizza, atıyorum tapas, belli mezeler olabilir. Bu tarz şeylerle ağırlanıyor. Dolayısıyla seçkinlik bu şekilde gösteriliyor. Yani evet, ben işte bu kültüre de hakimim. Bunu yapamıyorum ama İşte ama size bunu gösterebiliyorum, bunu sunabiliyorum şeklinde bir eğilim olmuş olduğunu gördüm. Dediğim gibi işte gurme marketler de bunun için kullanılıyor aslında. Çünkü devamında söyleyeceğim, bir toplam sepet olarak bakış açısı var. Çünkü iktisadi sermayeleri yetersiz. Dolayısıyla zincir ucuz marketleri kullanıyorlar. Bir BİM markette, A101 markette parmesan peynirini bulmak çok mümkün olmaz herhalde. Bilmiyorum artık, BİM de bu konuda değişti ama muhtemelen bulunamıyor ki buralar tercih ediliyor. Veya daha uç malzeme olabilir. Örneğin bir katılımcım şey söylemişti. Sıcak şarap, çok güzel sıcak şarap yapıyorum. Misafirlerim geleceği zaman onlar için mesela yaban mersini çok önemli sıcak şarap için. Yaban mersininin bir tek gurme markette olduğunu biliyorum. Orayı tercih ediyorum. Dolayısıyla bu tarz yerler, gurme marketler daha seçkinliğin göstergesi olacak durumlarda kullanılıyor. Ama günlük alışverişte çok fazla kullanılmıyor. Günlük alışverişte de bu ucuz zincir marketler kullanılıyor. Bu aslında bir şey noktasında bir değişim yaratıyor. Çünkü orada bulunan gecekondudaki kişiler de veya aile apartmanındaki kişiler de daha iktisadi olarak daha düşük kişiler de diyebilirim. Bu marketleri tercih ediyor. Dolayısıyla burada bir temas oluşuyor. O önemli. Devamında anlatacağım şeyler açısından. Mekan bağlamında ise merkez hala da bu grup için önemli, değerli noktada. Yani biz burada yaşıyoruz, hayatımızı burada kurguladık, devamında buradayız gibi bir şey yok. Burası geçici bir süreç ve biz, yani çocuklarımız da zaten, yine çocuklar üzerinden aslında bir okuma söz konusu. Zaten onlar da caddede, cadde çok tekrar edilen bir yerde.
burada yaşamak isteyecekler, burada sosyalleşecekler ve zamanla buraya gideriz diye bir düşünce var. Site içi ayrışmaya baktığımda size de çok görünür bir ayrışma yok gibi gelmişti en başta. Sonuçta havuz burada bu noktada önemli dedim. Çünkü havuz bu çekişmenin, yani buraya aslında seküler yaşam tarzının hakim olduğu bir siteden bahsediyorum. Ama İslami orta sınıf da yavaş yavaş dahil olmuş alım gücünün artmasıyla muhtemelen. Bunun üzerinden bir şey söz konusu, havuz üzerinden bir çekişme söz konusu. Aslında bu gerginliğin yansıdığı yer burası olmuş. Sekülerler haşameyle girilmesini sağlık açısından doğru bulmuyorlar, bulmadıklarını söylüyorlar. Ama hani dayandırdıkları hiçbir şey yok buna karşılık. Haşama muhafazakarlar ise biz de varız, burada izlemenin bir yolu olarak aslında birkaç tane kadınla görüşmüştüm. Ve şunu söylemişlerdi, yani ben bu sitede mümkün değil girmem havuza. Ama sırf ben buradayım, muhafazakar kadınlardan bahsediyorum. Sırf ben buradayım, arkadaşımın yaşadığı olumsuzluğu yaşamak adına veya kızımın yaşadığı olumsuzluğu onlara gösterebilmek adına, bunu kabul ettirebilmek adına ben buradayım ve haşamayla bu havuza giriyorum dediklerini duydum. Ve bir yandan da aslında hani bunun böyle Müslümanlık üzerinden, yani muhafazakarlar da Müslümanlık üzerinden okuyor gibi sunuyorlar. İşte Müslümanız, istediğinizi giyebiliriz. Sekülerler de aslında, onlar bizden daha muhafazakar değiller ya, işte daha Müslüman değiller ya. Biz işte 5 vakit namaz kılmıyorum ama ben onlardan daha Müslümanım gibi söylemler vardı. Onlar dediğim gibi daha çok samimi bulmama, o kıyafeti falan şeklinde bir okuma gerçekleşiyor ve bu havuz cidden bir gerilim mekanı. Onun dışında çok fazla bir mekanı çok böyle bir strateji görmedim veya negatiflik görmedim diyebilirim. Mekan diğer nokta ise site dışı ve içi noktasındaki ayrışma. Şimdi burada söylediğim gibi birinci nokta buradan bakıcıların olması. Yani o bölgeden, gecekondulardan bakıcıların olması ucuz iş gücünün kaynaklı. Böyle bir temas sağlıyor. Dolayısıyla birbirlerini tanıyorlar. Bazen işte şey diyorlar, işten çıktığımda oraya gidiyorum, almak zorunda kalıyorum. Bazen kadını bırakmak zorunda kalıyoruz geç olduğunda falan. O bölgeye de giriyorlar. Yani o insanları da görüyorlar. Öyle tamamen dışında işte çok literatürde anlatıldığı gibi veya birçok örnekte olduğu gibi diyeyim. Hani dev duvarlar var ve onların arkasında falan değiller. Ve işte dediğim gibi marketler bu noktada önemli. Bu marketlerde birbirlerine çok temas ediyorlar. Katılımcının bahsettiği gibi aslında diyor ki işte o markette karşılaşabilirim, orada yaşamış olduğum bir diyalog olabilir diyor, şahit olabildiğim. Daha aslında bu sosyoekonomik temelden, sosyokültürel temele kaymış olduğunu gördüm. Site içerisindekiler bu şekilde okuyor. Yani daha alt, yani eğitim daha düşük, daha geleneksel kişiler olarak görüyorlar. Şey ise gündelikçiler veya işte bakıcılar veya o bölgede yaşayan insanlar bağlamında baktığımda da onlar da aslında bu şekilde görüyorlar. Yani onlar da biz fakirler, onlar zenginler, biz onları temizliğe gidiyoruz falan şeklinde değil. Bu çok güzel bir örnekti benim gördüğüm. Ve parkta da bu arada o kamusal alanda da gözlem yaparken birçok şeyle karşılaştım. Buna da çok şahit oldum bu duruma. Site içerisinde köpekleri gezdirmek yasak ve neredeyse birçok kişinin köpeği var. Bunları o karşıdaki kamusal alanda gezdiriyorlar. O kamusal alanda çok aktif kullanılan, o bölge insanı tarafından çok aktif kullanılan bir yer. Ve bu noktada bir çekişme oluyor. Yani daha onlar da hani bunlar böyle zihniyetsiz insanlar, böyle kültürsüz insanlar olarak okuyor oradaki gece konuda yaşayıp orada sosyalleşen insanların bakış açısı ve onları bu şekilde. Ayrışmanın, yani sosyoekonomik ayrışmanın nerede olduğuna baktığında ise veya ayrışmayı başka bir yerde gördüm, sosyoekonomik ayrışmayı, bu da siteler arasındaydı. Yani şöyle, benim çalışmış olduğum site daha orta segment bir siteydi. Şöyle söyleyebilirim, 4. 5. katından itibaren tahminim, ben en son katta bulundum, orada çok net gözüküyor ama tahminim 4. 5. katından itibaren şeyi görebiliyorsunuz. Diğer sitelerin ortak alanlarını görebiliyorsunuz. İki site var. Bir tanesi yeşil sitesi olarak diye anonimleştirdiğim sitenin ismi daha üst bir segmente sahip site. O işte zaten anlaşılıyor.
Kasım önce söylediği gibi genel müdürler, müdürler, patronlar vesaire. Bir de bir tane daha site var. O site daha sosyoekonomik olarak daha alt sınıfların yaşadığı bir sistem. Ama zaten bunu şeyden de anlaşılıyor. Ev fiyatlarından da görebiliyoruz. Ve bu insanlar birbirlerine aslında çok temas olmadığı için veya temas etseler bile kimle temas ettiklerini bilmediklerinden dolayı sadece şahit oldukları bir şey var yukarıda. Ve orada da mesela bir var olan şeyle havuz açılış partisinde sağlı sözde havuz açılış partisi şeklinde katılımcım söylemişti. Daha dediğim gibi sosyoekonomik olarak bakılan bir ayrışmadan söz edebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.